başladı aşkımı. Deniz yosunu gözlerinde hissettim aşk denen kokuyu, o sıcacık yüreğinde. Bir masalla başladı aşkımı. Deniz yosunu gözlerinde hissettim aşk denen kokuyu, o sıcacık. Merhabalar, yine sizinle birlikte olmak ne kadar güzel, büyük bir mutluluk ve keyif. Fahri Özay ile Renklerin Notalarına hoş geldiniz Ada TV'ye ve yine bir güzel insan, sizin sevdiğiniz, bildiğiniz çok güzel bir insan, sevgili Burç. Hoş geldin. Hoş bulduk Fahri Özay. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Hemen herkese ben bir şey söyleyeceğim. Evet. Sevgili izleyiciler, günün inanılmaz derecede stresi olsun, haftanın o pazartesi sendromu olan ilk günü olsun, ama Fahriye Özay'ın şu anda şu enerjisini alın, hiçbir şeyiniz kalmaz. Biraz da geç geldim. Ne kızma ne şey yapma, inanılmaz derecede pozitif bir enerji. Önce çok kalpten söylüyorum, yılların dostu var, yılların gerçekten bir birikim var. İnanılmaz güzel bir enerjim var, tebrik ederim. Teşekkür canlı ediyorum. Gönülden. Teşekkür ediyorum. Ben de arkadaşımı yürekten tebrik ediyorum. Neden? O kadar güzel bir ruha sahipsin ki, o kadar güzel o diksiyonun, duruşun, o ses tonunun tınısı nereden kaynaklanıyor? Vallahi hani şu anda hissetmeyince bu görmez ya, göz görmez ya, açık söyleyeyim. İçimden gelen neyse bugüne kadar içimden geleni yaptım. Allah'ıma hep şükrettim. Şükürler olsun ki dedim her defasında. Her nefesimizde ona borçluyuz değil mi? Kimin ne olacağını kimse bilemez. Allah vergisi, ama sadece Allah vergisi olmakla da yetinmiyor. İnsan ne yapmalı? Kendini geliştirmeli. Kendini geliştirmeli. Sürekli yenileme galiba ve sürekli hani yenilikleri takip etmeye borçluyum. Yenilenmeli her zaman. Kesinlikle. İçin. Değil mi? Kesinlikle. Ya, ben biliyorum dediğimiz anda zaten her şey bittiği gündür. Kendimizi ne kadar çok yenilersek ve nedenli düşünürsek, yarınlara doğru uyanırsak, adım atarsak o denli başarılı oluruz. Değil mi? Kesinlikle, bu çok doğru. Bir de hani olduğum noktası vardı ya, az önce de altını çizerek belirttin. O olduğum noktasında hani olmuyor. Devamlı iyi bir şeyler olmak zorunda. Evet. Hani her gün büyüyen bir çiçek gibi. Evet. Her gün uzayan saçlarımız gibi. Aynen. Ama her günde çoğalan gülücüklerimiz gibi diyorum ben buna. Çok doğru. Gülücükler çoğaldıkça, hı-hı, zaten ne yaşlanma oluyor, ne stres oluyor, ne bildiğiniz ağrı oluyor. Yaşlılık şey nerededir? Burada. Beyinde. Burada. Kimlik kartında değildir değil mi? Kesinlikle. Yaşlılık diye bir kavram yok aslında. İşte insan şimdi Selanik ve Girit göçmeniyim. Çocukluğum Midilli Adası'nda geçti. Harika. Kos vardı. Türkçesini öğrettiler. İstanköy'de. Orada bir Yunan atasözü var. Gözün görse, kalbin körse göremezsin. İşte bu. Yani nedir? Ege insanı, Akdeniz insanı, kısacası Akdeniz havzasında olan bizler. Hani tüylerim de diken diken oldu. Nedir? Hani zeytinyağının vermiş olduğu, zeytinin vermiş olduğu. Çok doğru. O enerji, denizin vermiş olduğu, büyüklerin, mavinin, halıların. Mavinin. Mavi. Gök bak, evet. Masmavi, evet. Bir gökyüzü. Masmavi, tertemiz bir deniz. Ah diyorum, her insan böyle maviyle uyansa, maviyle yatsa, maviyle kalksa, mavilerle düşünse, yol alsa. Kesinlikle Fahriyeciğim. Evet. Önemli olan da ne, evet, biliyor musun? Bir söz vardır hani, deniz insanı ehlileştirir. Ayıbı yok. Ama evet, denize geldiğin zaman, evet, deniz kıyısındaki o buram buram tüten, o güzel ciğerlerini çektikten sonra, o kokuları, ne oluyor? Gerçekten dünyaya bakışın, aura diyorlar. Tabii. İşte sosyete ifadesi var. Yani bakış, hı-hı, diyelim kısacası. Bakış. Evet. O bakış o kadar güzelleştiriyor ki zaten yüzüne yansıyor, ruhuna yansıyor. Çok başarı doğru. Ve hani tesadüf diye bir şey yok. Film vardı ya, aşk tesadüfleri sever. Evet. Tesadüf diye, evet, bir şey zaten bu evrende yok. Çok doğru. Yok, öyle bir şey yok. Benim şimdi köy olarak söylemeyeyim. Hı-hı. Çok böyle deniz kenarında böyle balık yediğim bir restoran vardı. Önceleri müzik açılıyordu. Bir gün dedim ki, ne olur dedim, şu müziği kısar mısınız? Aa dedi, sen sanatçı bir insan, nasıl böyle müziği bize kapattırıyorsun? O dalgaların sesi var ya dedim, onun müziği.
o denizin müziği var ya dedim, işte bu dedim, bizim yaptığımız müziklerden kat kat üstün dedim. Ben bunları duymaya geliyorum dedim. Bunları duymadan, bu maviyi görmeden ben bu yemeğin tadı olmaz ki. Ve işte kaç yıldır ben sık sık oraya gidiyorum. İnanılmaz kuzu, çok koy bir yer. Artık müzik sesi yok. Sadece dalgaların sesi vardır. O çakıllara hani böyle yalayarak geliyor ya dalga, aynen, geri aynen, dönüyor evet. Veya yunuslara, yosunlara. İnanılmaz bir keyif. Değil mi? Ya dingin yapıyor insanı. Evet, İnanılmaz evet, huzurlu yapıyor. Çok ve doğru. Bak fark ettiysen bütün kliplerini, bütün çalışmalarına zaten bu yansıdı. Sevgili izleyiciler, yani şunu demek istiyorum. Fahriye Özay'ın en önemli noktası, Fahriye Özay o güzel enerjiye bakar, o enerjiyle beraber o birikime bakar ve onu bir şekilde ne yapar? Yansıtır. Yani bu da bildiğimiz üzere Fahriye Özay yapan o güzel nokta. Ay, bu konuda canım. Da tebrik ederim. Her klibinde evet. Doğa sevgisi, hayvan sevgisi ve A'dan Z'ye olan her şey zaten bir şekilde yansıyor Fahriye'ciğim. Zaten doğayı sevmeyen insan evet. Ne denli olabilir? Bak geliyor Dillirga, gördün mü? Ne güzel de geliyor. Lay 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 l
Evet, Dilirga dedik. Dilirga'nın en güzel yakıştığı isim. Ay. Fahriye gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim. Şimdi sevgili izleyiciler, ben şunu söylemek istiyorum. Fahriye Özay ile gerçekten yılların getirmiş olduğu bir dostluk var. Gerçekten sıkı bir bağ var. Aileler arasında da aynı şekilde. Fahriye Özay'ın her klibinde, her imzasında, her yaptığı projede hep yürek var. Ay, ay. Çünkü hani gözler yalan söylemez derler ya. Yani gerçekten de bu. Fahriye o enerjinin hiç düşmesin diyecekler ki aman kendilerine devamlı öyle söylüyorlar. Ama bu söylediklerimiz inanınız ki gerçekler. Ülke sevdası. Evet. Değil mi? Sevgisi evet. Bir başkadır. Evet, evet, değil evet. Mi? Ha, yurt dışında da birçok organizasyonda evet. Beraberdik. Evet, hem de yani hep konserler, Kıbrıs değil neler, yani. Neler. Hepsinde bunu zaten yaşadık evet. Ve güzel olan ne? Geri dönüşlerde ya Kıbrıs'tan mı geldiniz? Ne güzel insanlarsınız. Evet. Ne kadar iştensiniz işte. Bu adının i̇şte bu güzelliği. Aslında değil mi? Kendi ülkemizi, ülkelerimizi temsilen oralara gitmek, tabii, oraları tabii. Bir yerde yaşatmak değil mi diyor tabii bu? Ki. Değil mi? Zaten hani insanlar bu doğallıkları yaşayamadıkları için zaten en büyük sıkıntı da orada. Evet. Burada o kadar değerlendireceğimiz o kadar güzel çok. Fırsatlar var ki yine aynı şekilde bakmakla görmek var ya. Ya Burcu'm inan evet. Bana ben birçok ülkeye nacizane gitmeye çalışan, öğrenmeye çalışan insan olarak kendi coğrafyam kadar hiçbir güzel ülkeye rastlamadım. Yoksa benim gözlerim mi görmüyor bilmiyorum. Hani var güzel ama kendi coğrafyama baktığım zaman ne kadar bakir kalmış güzelliklerle yüklü bir ülke değil mi? Bu konuda tamamlayıcı olarak şunları söyleyeyim. Bugün İtalya'ya gidelim, İspanya'ya gidelim, Mora'ya gidelim, Yunanistan tarafına gidelim ya da diğer yerlere gittiğimiz zaman dediğin o bakirlik orada yok. Evet. Niye? Sanayileşme var. Çok onun doğru. Getirmiş olduğu bir zeytinyağı bile işte rafine ediliyor, bilmem ne ediliyor, şöyle oluyor. İşte bizim zeytinyağımız nasıl daha koyu, daha böyle lezzetli, acı diyorlar ama aslında gerçek zeytinyağı. Evet. Bugün İtalya'da bana İtalyanların o meşhur ondan sonra yemiş oldukları zeytinyağıyla bir kıyas yaptığımız zaman hala değil mi Kıbrıs'ımızın o zeytinyağını, Çakıstesi'nin tadını arar oluyoruz. Neden? Çünkü bir kimyasallık yok. Doğal bir şekilde bildiğimiz o pet şişeleri, 5 litreler, 10 litreler konumlu veriyor sofralarımızda değil mi? Bu güzel. Evet, benim 17 ağaç, bu ellerim 17 ağaç zeytin ağacı dikti ve... Öyle. Her yıl kendi zeytinyağımı ailemle birlikte, hatta dostlarıma da helal olsun. Evet, evet, Ağaç tutkun zaten değil de 8-9 sene evvel biliyorsun programa konuktun, sağ ol kırmadın geldin ve gelirken de ne yaptın? Fahriye Özay bir fidanıyla beraber geldi. O fidanı hayır dedi, beraber dedi, gözümle göreceğim dedi, bunu beraber dikeceğiz dedi. Ve sana mı söyledim ben evet, bunu? Evet, 8 sene evvel, 8 sene, 9 sene evvel bunu çok iyi hatırlıyorum. Peki. Ve o güzellik harikaydı. Aslında 2-3 program önce bunu anlattık galiba programda. İlk ağacı da ben yanılmıyorsam, ya Ateve'nin ya da Berete'nin bahçesine. Evet. Yani o böyle çok çok güzel bir düşünceydi ama ben onu 2018'de yeniden yılında gündeme taşıyacağım. Ne kadar güzel bir şey biliyor musun? 1994 yılında yine beş parmaklarda bir orman yangını çıkmıştı hatırlarsın. Hatırlamaz. İnanılmaz derecede. İşte Atatürk'ün o Kocatepe heykelinin olduğu meşhur beş parmaklarda. Evet. Ankara diyeyim o zamanlar işte Türkiye izcileri, Kuzey Kıbrıs izcileri bir araya geldiler. Büyük bir kamp yapıldı. Kampanyanın adı ağaç dikeceğiz ve Kıbrıs'ı yeniden o güzel haline getireceğiz Kuzey Kıbrıs'ı. Toplam 570 tane ağaç diktim. Sen? 570 tane ya. Ve gidip de kıyamıyorum. Boyları uzadı mı uzamadı mı? Ölenleri varsa bilmem neleri varsa. Oy. Ama o kapkara o eski hali şimdi yeşile doğru döndü ya. İnsanlarımız da bu konuda duyarlı oldular. İnsana yetiyor. Çok güzel. Para kazanabiliriz. Çocuk büyütebiliriz. Çok ama doğru. O ormanlar, o yeşillerin büyümesi ve onların hani
çorbanın tadında, hı-hı, tuzunda birazcık, evet, böyle hani katkım çok olsun doğru diyorsun ya, işte evet, bu nokta bambaşka oluyor. Ya Burç'cum şu evet var yani, bir ağaç, ağaç olmadan nefes olmaz ki. Olmaz. Hayat olmaz ki. Olmaz, olmaz, olmaz. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Yani biz bunu çok çok konuşuyoruz, hı-hı, bu, hı-hı, programda. Evet. Fahri Özay'la Renklerin programında inanılmaz konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ve gelen konuklarımız da çok duyarlı. Hep bunu anlatıyoruz yani, bir ağaç 65 insana nefes sunan durumda bir ağaç yani. Ağaç bu. İşte organik yaşam diye son zamanlarda evet bir moda çıktı Fahriye evet Özay. Aslında organik yaşam modası, insanlar artık teknolojiyle fazla aşırı neşir oldukları için kendilerinden uzaklaşmaya başladı. Çok doğru. Ne oldu? Organik diye bir kelime ve onun başına takılan insanlar oldu. Aslında insanlar doğallığı özlediler. Çok doğru. Kahvenin, çayın, hellemin tadını mutlaka dolaptan değil, buzluktan değil. Evet. Kendi orijinal, sonuçta tabii insanız. Mutlaka. İnsanız yani. Mutlaka. O zaten annelerimizin yapmış olduğu o hellim tadı, lezzeti yok ki. Yok, gerçekten yok. Gerçekten. İngiliz bunun farkına varıyor. Sonra bizim insanımız farkına varıyor. Evet. Bugün Karmi'ye git, Karamara'ya git. Ondan sonra orada evet bakıyorsunuz, aa ne kadar güzel yapmışlar. Evet. Hayır. O İngilizler önce zaten Kıbrıslı insan bunu evet yapıyordu. Çok doğru, yapıyordu. Ama niye? İş güç, hayır, bahane hiçbir evet zaman olamaz. Evet. Doğru olan, doğal olan olduğu yerdedir evet ve bunu görebildiğimiz sürece zaten tekrar suratlar gülmeye devam ediyor. Değil mi? Ya şimdi doğa olmadan bir kelebek yaşayabilir mi? Mümkün mü? İmkansız, imkansız. Kuşlar yaşayabilir mi? Kelebeklerle zaten, kuşlarla hayat güzeldir. Ve doğayla. İşte. Kaç yıl oldu radyoculuk? Çok önemli bir kavram, çok önemli bir unsur. Kaçıncı yıla girdi? Valla açıkçası 24. yıl doldu. Bayağı erken zamanlarda başladım. Zaten Ankara'da doğduğum için TRT'de, TRT çocuk korosuna kadar girmiştik zamanında. İşte iki kanalda TRT 2, TRT GAP'ın olduğu zamanlardan bahsediyorum. Evet. 24 yıl oldu. Tabii o zamanlarda çocukken de seslendirme devam ediyordu. Çalışmalar devam ediyordu. Sonra radyo katlandı. Yıllar içerisinde televizyonla, organizasyonlarla, sunumlarla, ses sanatçılığıyla, seslendirme sanatçılığıyla Evet, devam et. Devam et. Bu nereden kaynaklandı? Yani ne zaman sen kendini keşfettin? Bu çok önemli. Valla Fahriye ne oldu biliyor musun? Pazar günleri bizim evde bir seremoni vardı. Babam Western filmlerinin aşığıydı. O zamanlarda hani sabah kahvaltılarında pastırma olur, evet, söyleme sahibi işte güzel bir kahvaltı olur. En önemlisi biliyorsun. Böyle kardeşimle beraber sosis ve pastırma için kavga ederdik. 3 tane 4 tane kahvaltı kim alacak, kim alacak, kim alacak şeklinde. O zamanlarda Western filmlerinde işte John Wayne bilmem ne falan. Ve bunlar diyordu uzay yolu başladı. Evet, o zamanlar doğru biliyorsunuz meşhur Dallas vardı. Şahin Tepesi vardı. Bir de neydi o, Kaz mıydı neydi? J.R.'la Bobby. Hayır, bir başka bir dizi daha vardı, bu uçan kaz vardı, neydi onun adı? Hatırımda gelmedi. Evet, şunu hiç kaçırmıyorduk. Meşhur o zamanın fenomen filmleri, dizileri diyelim işte. Perihan ablalara kadar olan süreç, Kara Şimşekler vesaireler. Her filmde bir adam konuşurdu. İşte bilmem de Pictures Presents derdi. Ya bu adam neresinden konuşuyor arkadaş derdim. Ondan sonra babam bana bakardı, oğlum sakin ol derdi. Çünkü kendi kendime konuşmaya başladım. Bunun da, hayır bunun manası şuydu. Böyle taklit ediyordum. Acaba böyle efendim? Kendini keşfetmeye çalışıyordun aslında. Sonra babamın o Ampex teypleri vardı. Makara teypler var eskinin. Oralarda aldım mikrofonu. Kendim kayıt yapıyorum. Şakkulu şukkulu, şakkulu şukkulu. Öyle garip garip sesler. Şimdiki dijital teknoloji gibi değil. Yani şimdi nerede? Telefonu şimdi aç önüne. Telefonu. Aynen öyle. Oğlum bile yani şu anda tık 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 aile veriyor. Git bir ülkeye hemen çek değil mi? Görüntüleri getir son. Herkes zaten şu anda bu işi rahatlıkla yapabiliyor. Velhasıl kelam ne oldu? O süreçten sonra ya dedim bunu birazcık daha hani profesyonel bir ortama taşımam lazım dedim. 12-13 yaşlarındayım. Haliyle TRT'de böyle büyüklerim var. Evet. İşte ben TRT Ankara Televizyonu'na gidiyorum. Orkut stüdyolarına gidiyorum. Lucky Luck, Red Kit'in ilk çıktığı zamanlar. Ay canım. E.T.'nin zamanları. Dedi gel bakalım dedi. Git gel git gel. İşte kablo taşımaya başladık. Biraz o şey yaptık. Kokusunu iyice ciğerlerimize çektik. Derken TRT ile Haşır Neşirli bayağı oldu. Özay Gönlüm zamanı. Rahmetli Özay abi zamanı. Evet. Üç sazıyla beraber. Ne kadar güzeldi. Ay, evet, atışmaları üç olan. Üç sazım vardı. Tabii, bir tabii, de benim tabii
hiç TRT'de unutamadığım tabii. ve halen böyle izlemeyi evet, hatta evet. özlüyorum. Evet. Barış Manço'nun ve Adile Naşit'in o programları var ya. Ah hani nerede öyle programlar? İşte bak o dönem hı-hı. burada Hüseyin abimiz var. O evet, zamanların en güzel temsilcilerinden beri Hüseyin Kanatlı gibi evet. bir üstad. Burada yani, gerçekten bir üstattır. Buradaki Halit Kıvanç'tır. Evet. Ve gerçekten büyük bir üstattır. Ki ses tonu Hüseyin Kanatlı abimizin evet. çok çok daha böyle naif, çok daha bizim ruhumuzu okşayan bir tınısı vardır. Öyle değil midir? Çünkü eskinin adabı evet. BRT ve TRT evet. adabı bambaşkaydı. Bambaşka. Çünkü hani diyecekler ki ya tek kanallı insan izlerken esniyor. Hayır arkadaşlar. Olay bu değil. Hı-hı. Olay orada sizin ağzınızdan çıkan her cümle o hı-hı. üstadlar tarafından daha önceden kaleme alınırdı. Kesinlikle. Konuşacaklarını yazarlardı. Söyleyeceklerini yazacaklardı. Çok nokta doğru. ve virgül bir dilden kalkarsa o dil erir gider. Aynen. İşte o üstadlar Hüseyin abi gibi. Evet. Öyle değil mi? Çok doğru. Onlar tüylerim diken diken oluyor çünkü temelden geldiğimiz ya. için tabii. ve tozu yuttuğumuz tabii. için. Mehpare Hoca ile ben çalıştığım zaman Mehpare Çelik'ten bahsediyorum. Aa. Zafer Kiraz'dan bahsediyorum. Bakın onların dönemi, Hüseyin hı-hı. abilerin dönemi neydi? Bir yüzyıl değişimi gibi bir şeydi. Evet. 2000 yılında milenyum dediler. Evet. Gerçekten sonra çok değişti. Herkes her şeyi yapabilir mi? Hayır yapamaz. Bir evet. noktada kilitlenirsiniz, kalırsınız. Kendimle ilgili süreci çok kısa şey yapayım. Fazla da böyle lanse etmeyi. Olur mu? Hayır. Pek fazla tamam olursam. Olur ne mu? Oldu? O dönemden sonra TRT'de devam ettim. Part time olarak aynı zamanda Uzan grubu radyolarından Cem Uzan'ın kendi grubu çok işte Star TV vesaire. Onlara çalıştığım kurum danışmanlık veriyordu. Biz hı-hı. de danışmanlık veriyorduk radyolara. Türkiye'deki büyük gruplardan bir tanesi Capital Radio Türkiye çok orada doğru. bulunduk. 3 sene derken vesaire derken yerel radyolar da tabii bu arada devam etti. Radyo geçmişi oldu. Seslendirme sektörüne girildi. Dublajlar, belgesel seslendirmeler, TRT'de birçok iş çok beraberinde geldi. Bugün işte dediğim gibi 24 senedir şöyle geriye dönüp baktığım zaman yetiştirdiğim arkadaşlarım oldu. Ay ne güzel. Ülkemizde de Türkiye'de de iyi yerdeler. Süper. Hem harika. Özel kanallar, hem radyolar, hem televizyonlar, hem seslendirme stüdyoları. Bu işle ilgili hani ne yapabiliriz? Hani derler ya bizden bir şey olmaz. Bunu dediğin hı-hı. anda baştan zaten git, çöp kutusunun içine gir, kapağı da kapat. Aynen öyle. Kafanı dönmeyi bekle. Aynen böyle bir şey olmaz. Öyle. Arkadaşlar zorlamak için, bir şeyleri yapabilmek hı-hı. için adım atacaksınız. Desteğim yok. Öyle desteği bulmak için bak bunu düşüneceksin. Ben bu işi yaparken ben destek için karşı tarafa ne yapacağım? Karşı tarafın menfaatine uygun. Hı-hı. Ben hangi adım atarsam o da bana bir yeşil ışık çok yakabilir. Doğru. Bunlar olduğu sürece mesleğinizde özellikle basın sektörünüzde hı hı. ne oluyor? Bir ilerleme oluyor. Çok Ada TV'de şu anda bayağı bir personel var. Evet. Rejiden tutun kameraya, habere. Çok da habere. kaliteli yönetmenlerimiz öyle kesinlikle. Böyle değil. İnanılmaz ben kesinlikle. Aile olarak görüyorum artık. Yani inanılmaz. İşte, gerçi çok güzel insanlar. Aynen, i̇şte aynen, bu ne aynen, kadar aynen, güzel aynen, değil aynen. mi? Enerji aldığın, elektrik aldığın insanlarla tabii, tabii, birlikte tabii, tabii. yol almak ne kadar büyük bir huzur, büyük bir mutluluktur öyle değil mi? Doğru paylaşımlar tabii. yaparak yalnız biliyorsun bunu evet, da. Evet tabii. Herkese de her şey olmuyor. Bilinen mecralar var bir de bilinmeyen evet. mecralar var. Evet. İyi düşünün iyi olsun. Gerçekten buradaki bence kendi branşımla ilgili söylüyorum. Evet. Sen çok farklı bir hani kulvardasın hani sanat gözü başkadır. Çok doğru. Ben biraz sanatçıyım ama sen bir sanatçısın. Biz hata kabul etmeyiz. Yani sanat ruhlu insanlar geri dönüşü yok. Çok hassas olurlar evet. ve hata kabul etmezler. Kesinlikle. Asla. Hiç inanılmaz üzülürler. İnanılmaz. Yani bedenen çöker. Sanat ruhlu insan öyle hata kabul etmez. Hep istiyor ki her şey evet. güzel olsun, her şey iyi olsun. Hep öyle. Ama işte plan programla gidiyor Fahri Özay. Yani o plan programı uygulamadığımız sürece sıkıntı oluyor. Evet. Ve özellikle şeyi söyleyeceğim. Yani özellikle basın sektörüne, basın sektörünü sadece televizyon, gazete olarak algılamayın. Tabii. Basın sektörü öyle bir değişti ki medya tabii. olayı. Evet. Artık yeni medya oldum. Evet. YouTube'undan tutun. İşte şu anda evet. YouTube'dan mesela canlı yayınımız devam ediyor. Evet. Ada ve, TV canlı yayınlıyorsunuz. Yarın da YouTube'a yüklenecek bu program. Aynen öyle. Önümsüzleşir. Ne oldu? Kendimizi yenilemek noktasıdır tabii. bu.
İşte bugün YouTuber'lıklar. Oğluma geçen sordum Fahriye. Dedim ki babacığım ne olacaksın Toprak dedim. Ben dedi asker olabilirim, polis olabilirim ama çok para galiba YouTuber'lık da var babacığım dedi. Bir anda ne olduğumu şaşırdım. Eşim bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Ne oldu dedim. Ben YouTuber olacağım, ona göre bana yardımcı olacaksınız dedim. Ne yapacağım dedim Toprak. O kamerayı getirmelisin, tripodu koymalısın. Bu mikrofon ya da yaka mikrofonu olabilir ama yaka mikrofonda daha rahat ediyorum. Şimdi bir de baba da görüyor ya bunları. Tabii. Bir baktım, sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz demeye başladı. Ben böyle kaldım. Eşim diyor ki hiç şaşırma dedi. Örnek tabii. Her evlat zaten atalarını örnek alıp da ilerlemiyor mu? Ya tabii işte içinden geldiği gibi ve aynı şekilde de hani dediğim nokta çok önemli. Hangi meslek olursa olsun sürekli yenileyebilmek. Kesinlikle. Ciddi anlamda kültürünü asla unutmamak. Çok doğru. Çok önemli. Evet. Birine benzemeye ihtiyacımız yok. Çok doğru. Hepimiz bir kişiliğiz, karakteriz. Benzemek zaten yanlış. İşte. İnsanın özü olması. Sonra zaten yapılan hata diyor ki ya hiç gerek yokmuş aslında. Hani jeton düşer ya sonradan. Evet çok doğru. Evet. Taklit olmak sadece aslılarını yaşatır. Aynen. Değil mi? Aynen. Şimdi bu öyle. Nedir? Aynı kıyafeti giy, değil mi? Sen de giy işte. De olur mu öyle şey? İşte olmaz. Taşıyabileceğin nokta var, taşıyamayacağın nokta var. Ve vitrin olan insanların çok dikkat etmeleri aynen, gerekir. Aynen. Konumları itibariyle saçlarından, dişlerinden, bedenen her konuda dikkat etmeleri gerekir. Eskiden biz o sinemacılığı öğrendiğimiz dönemlerde ayakkabının altı karşı tarafa göstermek en büyük ayıptı. Veya arkamızı dönüp de şarkı söylemek en büyük ayıptı. Sahne adabı. Tabii. Çok çok önemli. Yani tabii. Biz benim işte buradaki hocalarımdan sonra ilk Türkiye'deki hocam Feriha Tunceli hanımefendi. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Beni bir arkadaş göndermişti kendilerine. Ay çocuğum dedi, ben nasıl sana ders vereyim? Sen oldun, bittin. Elinde albümünle geldin, kitabınla. Bir bakıyorum sana diyor. Aa hocam dedim, olur mu? Hayır, ihtiyacım var. Olur mu? Ben sizden ders almak için buradayım. Ve öyle ben yola çıktım. Kolay mı? Yani ben oldum. Hayır, yok öyle bir şey. Konuşmanıza, duruşunuza, diksiyonunuza, her şeye dikkat etmek gerekir. İşte bak o zamanki hocaların en belirgin özelliği buydu. Son zamanlarda hani viral diyoruz ya artık yeni terimleri yavaş yavaş dillendirmeye başlayalım. Ego. Egoyu o kadar güzel ölçüyorlardı ki atıyordu böyle hani yeme atıyordu. Acaba diyordu tepkileri merak ediyordu. Oldum mu? Oldum mu diyor. Kendini geliştiriyor mu? Geliştirmiyor mu? O noktada o bariyeri aşanlar zaten bundan sonra rahat rahat istedikleri çok yolda doğru. Gitmeyi çok devam ettiler. Yapamayanlar ne yaptı? O küçük dünyalarında kalıverdiler. Bir açıkçası de, böyle oldu. Aynen. Aynen. Danışmanın bir de söylemiş olduğu bir söz vardı. Evet. İşte ay ne olur işte ben bir an önce televizyonlara çıkayım, kendimi göstereyim, şarkılarımı beğendireyim. Danışmanım diyordu ki bak bir gecede sen zirveye çıkarsan o ertesi gün her bir dikeni sana bata bata sakın adım 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 sakin sakin yavaş yavaş naif naif değil mi? Kural. Evet. Bir klibimiz daha gelsin mi? Veya sana şöyle sorayım, sen Mausa Limanı'nı izleme geliyor. Gönlünden geçeri söyledin. Harika. Geliyor. Thank you.
yedin bıçak yarasına dayanmaz oldu. Uyan, uyan halim, halim. Bıçak yarasına dayanmaz oldu. Uyan, uyan alem, alem. Uyan, uyanmaz oldu. Yedi bıçak yarasına dayanmaz. Mausa Limanı'nı daha önce hiç duymadığınız soundla, hiç duymadığınız enerjiyle Fahriye Özay'ın yepyeni klibinden dinledik. Tüylerim diken diken oldu. Ne yalan söyleyeyim, şu anda Fahriye Özay'ın konuğum, konuğum yani söyleyemiyorum. O nasıl bir enstrümandı, o ne kadar güzel bir düetti. Soyhan da zaten inanılmaz bir sanatçımız. O kadar güzel bir düet haline gelmiş ki ve Mausa ile birleşince... Hani Mausa Limanı'na söylüyorlar o seste bilmem nerede şurada burada ama yerinde söylemek. Öyle değil mi Fahriye Özay? Bambaşka. Ay teşekkür ederim. Çok güzel dedim. Bravo. Bravo, tebrik ederim. Teşekkür tebrik ederim. Tebrik ederim. Diken diken oldu. İnanılmaz. Çok emek harcıyoruz gerçekten. Çok çok emek harcıyoruz. Yani bir baktığımda bir Dillirgan'ın çekimleri 4 ayda tamamlandı. Neden? Yeşilırmak'tan Karpaz'a kadar ve bu şarkılar hep aynı gün okundu. Sonrasında biraz beklettim düetimizi. Dillirga iyice yol alsın dedik. Ondan sonra şu anda işte 3 haftalık bir süreçte
gidiyor YouTube'da. Taptaze, taptaze ama gerçekten ya çok yürekten olmuş. O enstrümanlara bayıldım. O kadar çok sesli var ki işinde. Erkin Hadimoğlu bu değil mi? Yani, ritim tutmadı. Bitene kadar ayağım o ritmi tutmaya devam etti fark ettiysen. Hiç durmadım evet. Yani. Harika. Çok güzel oldu. Hı-hı. Çok güzel. İnanılmaz güzel telefonlar. Çok güzel haberlerle uyanıyorum her sabah. Çok mutluyum. Gerçekten çok. Spotify'da da diğer dijital platformlarda da görmek dileğiyle özellikle yapım şirketine. Olacak. Gerçekten olacak. Gerekiyor. iTunes'da da aynı şekilde. Evet. Bambaşka. 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 Olacak. İnşallah. Yani bu zaten bu düet şarkımız yanında iki tane daha vardı. Ama biz onları sır gibi saklıyoruz. Biraz yol alsın diyoruz Mausa Limanı. İyice insanlarımız hazmetsinler bu düeti. Ondan sonra bombalar. Ne diyoruz? Çok yakında. Aynen. 2018. İnşallah. Hedefimiz o. Hepimiz için en güzellikleri getirsin. En güzel şeyleri getirsin. Hatta radyocular arıyorlar. Ne olur getirin. İnan halen götürmedim. Hani? Ya bir hani demlenme süreci vardır evet, ya kahvenin tadı gibi. Evet. Biraz daha aşina olur. Arkadaşlar hak vereceklerdir. Hem radyolarda hem müzik kanallarında biraz da o zaman tadından yenilmez yani. Çok güzel olacaktır. Şu anda Dillirga 68 bine ulaştı. Hı hı. Zaten ben YouTube'cularla anlaştım. O şimdi arıyorlar. Vermeyecek misin? Vay göreceğim diyorum. Bakayım. Atacağınız adımlara bağlıdır. Mausa Limanı'nı verebilmek. Değil mi? Çünkü bir de şey yok. Düzgün konu yok. YouTuber'lar arasında. YouTube tabii. Meraklıları arasında da. Hani güzel bir eser olunca haliyle ben mi alayım sen mi alacaksın? bunda belli bir zamanı var. Mutlaka tabii ki. Ne kolay emek, değil. Emek her şeyden önce emek. Çok büyük emek tabii, harcadık. Tabii. Yani sadece okumakla bitmiyor zaten. Uçağa bineceksin, İstanbul'a gideceksin, stüdyoya gireceksin, orayı bitireceksin. 48 saat mi, 72 saatler mi? Sadece bu okumaları yapabilmek için, okuyabilmek için altyapı ile birlikte 3 kez İstanbul yolcusu olduk. Bunlar kolay değil aslında. Öyle değil mi? Hava değişimi de etkiliyor. Sesi özellikle tabii, çok iyi bilirsin ki tabii. Acayip şekilde sabah etkiliyor. Sabah okuyamazsın. Mümkün tabii, değil. Sesin tabii. Oturması gerekir. Akşama doğru okuyacaksın. Ilık suyun yanında olacak. Çay içmeyeceksin. Kahveye dikkat edeceksin. Seni etkileyen insanlarla temas etmeyeceksin. Konuşmayacaksın. Yani bu inanın. İş psikolojik bir iş. Tabii. Adına sanatçılık deniyor. kolay değil. Evet. Ay şükürler olsun. Şükürler üçü olsun. De çok güzel oldu. İşte umarım 2018'de ben çok sabır, amin. Çok amin. Sabırlı insanım. Çok sabırlı insan. Evet. Ya, nefes almadan nefes almayı öğrenmek gerekiyor çünkü o nokta çok önemli. Evet. Zirvenin kefili nedir? Efendim? Zirvenin kefili sabır değil midir? Zirvenin kefili sabırdır. Evet. Ama bir o kadar da İyi gözlemdir. Evet. Hani illa bir abim, ablam benim elimden tutmadı diye isyan etmek değildir. Hayır. Bu da çok önemlidir. Şunlara bak konuşuyorlar ekran başında. Ne güzel. Ekonomileri iyi olabilir veya işte çevreleri geniş olabilir. Hayır. Değil. Biz bunlara yanlış anlama senin adına da konuşuyorum. Ayrıca ederim tabii. Dişimizle tırnağımızla yaptık. Evet. Kimimizde belli bir maddi getiri olabilirdi ama şu var. Olduğumuz yerde saymış olsaydık, saymaya devam ederdik. Yani bir şey değişmezdi. Evet, bir şeylerin değişmesi doğru. için adım attık. Adım attığın zaman zaten her şey güzel oluyor. Biz kendi alnımızın teriyle yol aldık. Aynen. Hiçbir şey bilmeden, düşünmeden önce kalbimize inandık. Yüreğimizi ortaya koyduk ve buradayız. Değil mi? Şükürler olsun. Durmayacağız. Evet. Yine aynı şekilde elbette. Üretmeye, desteğe, güzelliklere devam. Evet. Biraz böyle radyoculuktan bahseder misin bana? Neler yapıyorsun? Kanal ismi verebiliyor muyuz? Verebilirsin tabii. Ki tabii. Pekala o zaman. Benim kanalımda yasak yok. Peki o zaman. Ali Özmen Sefa'yı da buradan sevgiler. Saygılar. Aynı şekilde. Evet. Çok sevgili Eşlerine de. Evet. Şimdi ne oldu? Bir seneli için yeni bir radyo kanalıyla anlaştım. Sabah programında sunuyorum Radyo Cuk'ta. Evet. Çangar sponsorluğunda Cuk Morning.
diye bir program var. Evet. Güne güzel başlamak için pozitif enerjiyi harika aktarıyorum. Sabah 7'den 10'a kadar hafta içi her gün devam ediyor. Aynı zamanda şimdi bir YouTube kanalı kurulumu söz konusu. O kanalda farklı şeyler olacak, farklı projeler olacak. İstanbul, Londra ve Kıbrıs süper. Üçlüsü. Harika. Ve tabii Voltran yani güçleri birleştiriyoruz bir şekilde. Ama öyle olması gerekiyor. Ya işte yeni medyayı en iyi şekilde, hızlı bir şekilde kullanmanın yöntemlerinden bir tanesi. Radyo devam ediyor, seslendirmeler devam ediyor. Evet. Programların sabah mı? Sabah. O zaman ben sana günaydını vereyim ya. Olur. Vallahi. Keyifle. Biraz sonra gelsin şarkım. Keyifle. Evet. Biraz sonra yönetmenim. Bir günaydın diyelim. Evet, günaydın gelsin. O böyle insanları böyle günaydın, 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 günaydın. Uyandırırsın. Evelallah. Fahriye Özel'in günaydını benim de inadım bir araya gelince akan sular durmaz. Aynen. Evet. Öyle şarkılar vardır ki seni alır götürür, değil mi? Bir yerlere. Neredesin anlayamazsın. Bir de öyle şarkılar vardır ki senin enerjini bir depolarlar ki Allah diyorsun ben neredeyim? Ha, dur noktan vardır ya. Şimdi TRT'de Zekai Tunca sık sık gelirdi. Musa Eroğullar, Yavuz Bingöller vesaireler. Zekai Tunca gelirdi. Yıldızlara baktığında imkansız diye bir şarkısı vardı. Biliyorsunuz Cemal Safi'nin Muhteşem getirisiyle beraber dedim ki Zekai abi yani dedi üstadsınız ama dedim Cemal Sayfi'yi ben görmek istiyorum. Evlat dedi yanımda. Evet. Üstadım dedim. O nasıl bir söz? Evet. Zekai Tunca'nın da yorumu zaten yani fazla söze ne hacet. Besteleri değil mi? Evet. Yani benim o besteciler arasında en çok sevdiğim sanat musikisin bir Avni Anıl. Nur içinde yatsın. Amin. O bize yatsın. Çok bana çok gönderiyordu bestelerini ve koroda da sunuyorduk biz bir zamanlar. Ve Zekai Tunca inanılmaz ama kendi dalımda bir Sezen Aksu Allah. İşte her şeyin bir güzelliği var ya o insanların da nasıl söyleyeyim o kadar değişik bir yapıları vardır ki. Muhteşem üçlü Arif Sağ. Cemal Safi, daha doğrusu Arif Sağ diyeyim, Musa Erol diyeyim, Yavuz Bilginör diyeyim. Bu üçlü bir araya geldiği zaman ve tek tek oldukları zaman hiçbirini tanıyamazsınız. Çok doğru. Ama bir araya geldikleri zaman şu anda Arif abi de tedavisi hala devam ediyor. Biliyorum. Allah sağlık sıhhat versin. Amin amin. Çok dirayetli bir insandır. Evet. Musa abi de yine aynı şekilde. Yavuz abi de uzaktan onları, Yavuz Bilginör de uzaktan mutlaka şey yapar. O insanlarda şöyle bir şey var. Son nefeslerine kadar Allah uzun ömür versin o enerji demiş olduğum nokta var ya hiçbir zaman bırakmıyorlar ve şu hani çok doğru hep yüzün yapabileceği o güzel şey mimikler hep yukarıdadır. Bu zaten çok önemlidir ve insanın kendini güzelleştiren ağız yapısı değil midir dişleri gülerken hep güleceksin gülümseyeceksin. Olmadan olmaz. Değil mi? Olmadan olmaz. Hayat çok kısadır değil mi? Her işe gülümseyerek bakarsak inanıyorum ki çok çok harika olur. Şiir dinlemeyi sever misin? Şiir dinlemeyi çok severim. Hatta son günlerde de bir sosyal medyadan bir şeyler yayınlamaya başladım. Bu yeni kitabından. Evet. Şu anda ekranların başında söyleyeceğim. Güzel şeyleri seçelim. Onlara sesimle eşlik edeyim. Tamam hepsi burada. Tamam bir kitabı o zaman. Tamam bu senin. Sana büyük bir keyifle. Stüdyoya giriyoruz o zaman. Bu senin tamam. Sevgili Fahriye Özay'ın bu muhteşem eserlerini vallahi merak ettim. Bu akşam itibariyle de iki tanesini hemen sana. Olur. Hatta kendi biraz yorumla. Sonra gelsin günaydından sonra şiir klibimiz gelsin. Harika Kara Saplı Bıçak. Gelsin yönetmenim lütfen. Evet. 10 yıl yalvardı benim. Aranjörüm şiir oku, şiir oku. Hani böyle şarkı okurken böyle kısa kısa şiirsel okuyordum. İşte ya ortalarında veya sonuna doğru. Ya dedi ne olur dedi gel sana bir şiir albümü yapalım. Biz böyle başladık ama yine de o şiirlerin arasında bir tane eserim vardı. Canım aşkım diye bir şarkım var.
Eser evet. sahibi sensin. Ben evet. ne yapıyorum biliyor musun? Cover hepsi, yapıyorum. Hepsi ben. Bir de ben yorumlayacağım. Müsaaden böyle bir jest yapmak istiyorum. Kabul edersen beni çok onurlandırırsın. Canım dostuz biz olur mu öyle gerçekten şey? Gerçekten çok çok içten gelerek bir şey söyledim. Canlı yayında da geri dönüş yok biliyorsun. Söylediysek bitmiştir. evet. Evet, yani böyle iyi. İşte bir kitap, nacizane kısa kısa bir demet notalarım, bir demet şiirlerim, bir demet işte kendimle ilgili, yine doğayla ilgili, babacığımla, anneciğimle ilgili. Bir de yurt dışından gelen özel adıma işte mühürlü pulları dış başbakanların veya cumhurbaşkanlarının ispatlı belgeleri. Kendi şahsıma kliplerimi göndermiştim. Bir demet de onlar duruyor işte. Böyle bir kitap. Nacizane. Tüm güzellikler bu sayfaların içerisinde. Öyle. Evet. Evet şarkımız gelsin. Günaydın lütfen. Biraz böyle kendimize gelelim değil mi? Bir günaydın da yarın benim programda olacak. İşte böyle günaydın, günaydın sevgili Burç. Günaydın derken ben de bunun içerisinde kitabı. Bana da bir günaydın oldu. Neler var neler yok. Hakikaten burada Buckingham Sarayı'ndan tutun.
Evet. Aliyev'in belgeleri var. Evet. Aliyev'e ve Almanların var. Evet. Ne diyor burada? Afrika. Ne demedi Afrika işte? Afrika Cumhuriyeti. Yani tebrik ederim. Bunları başbakanımız acaba Lüksem hiç gördü mü? Evet. Başbakanımız veya cumhurbaşkanımız hiç gördü mü bunları? Ya burada resmen yani turizm elçiliği var. Bilmem. Yani Kıbrıs kültürünü ve bunları da lütfen yakında böyle YouTube'unda ve işte eminim sosyal medya ve programında da şöyle bir paylaşalım. Bunlar çok 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 güzel şeyler. Çok değerli değil mi? Ülkemi seviyorum. Yani, kendi imkanlarımla yapıyorum. Bu sene yine başka farklı bir düşüncem var. İşte, 2018'de korkunç bir şey imza atmaya çalışıyorum. Bu gece herhalde bunu ben baştan sona... Evet. Ali Bey'in mektubunu buldun mu içinde? Evet, şu sonlarda az önce rastlamıştım. Azerbaycan lideri. Azerbaycan. Çok güzel bir yazı yazdı. Ali Bey, hemen bakalım. Ve dolu dolu ortalara yakın bir yerde herhalde. Ha, orada bak. Rami yoksa Tahir Bey. Chris Güney Kıbrıs'tan da geldi bana. Öyle mi? Tabii. Aa. Evet. Onu biliyorum. Hala ağırlıklı İngiltere var burada. İngiltere kraliçesi 3 kez özür diledi benden. Ama bakın ne kadar bir nezaket, ne kadar evet. bir neden biliyor musun? Evet. Çok geç gönderdiği için bana cevap. 3 kez özür diledi. Böyle bir şey var mı? Kraliçe, i̇şte, Elizabeth. İşte olay ne? Sanatçılar dünyanın her yerinde sanatçıdır. Evet. Sanatçının kıymetini bilmek. Sanatçının değil adı mi? Yoktur. Kimliği de yoktur. Anlayan anlat. Evet. Evet. Şimdi burada Aliyev, Bay Aliyev'in hala bulmaya çalışıyorum. Yine aynı şekilde bir devam demetidir ediyor. Bir demetidir zaten. Mutlaka vardır oralarda. Evet. Hı-hı. Almanya var, yine İngiltere var. İlk mektup Belçika'dan gelmişti. Evet. Sonuncusu da İngiltere. Ben şöyle takdim edeyim. Dilersen, of var ya Uzay, rica edeceğim, istirham edeceğim. Rica. Lütfen. Evet. Ya belki evet. koymamış olabiliriz. Yani çünkü bir demetti koyduğumuz bizim. Sevgili Fahriye Hanım diye. Evet. Acıyla paylaşıyor. Bir dakika. Evet şu. Şu hayatım. Hemen sayın bakalım. Diyor ki saygıdeğer Fahriye Hanım diye başlıyor. Evet onu bir okumak isterim. İstiyor musun? Sen bilirsin. Saygıdeğer Fahriye Hanım, her zaman büyük zevkle dinlediğimiz müzik, insanlık için barışı ve refaha çağrıştıran, halkları birleştiren sınırsız büyük bir dünya olmuştur. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na yolladığınız DVD'yi aldık. Güzel yeteneklerin ve büyük insanların yetiştirdiği Kıbrıs adasından gelen büyüleyici, hoş ve duygulu sesinizi büyük zevkle dinliyoruz ve hoşnut olmaktayız. Kelimeler sıradan seçilen kelimeler değil. Bildiğiniz gibi Azerbaycan Ermenistan'la 20 yılı aşkın süredir Dağlık Karabağ sorunu yaşıyor. Hı hı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı sonucunda Azerbaycan'ın %20 oranında toprağı Ermenistan tarafından işgal edilmiş ve 1 milyona yakın insanı Ermenistan'dan Azerbaycan'ın Karabağ topraklarına mülteci düşmüştür. Azerbaycan halkı sizin büyük zorluklarla geçirdiğiniz çocukluğunuz dönemindeki yaşadığınız duygularınıza ortak oluyor. Bu sorunları yaşamış ve hala da yaşamakta devam eden bir halk olarak sizin duygularınızı içten anlıyor ve bu hisleri acıyla paylaşıyoruz. Artık kaç senelerdir kendi öz topraklarına kavuşamayan halkımız sizin barış yolunda attığınız adımları destekliyor. Türk dünyasının bütünlüğü için Kıbrıs halkının dünyada tanınmasını, Karabağ'daki Ermeni işgalinin hemen bitmesini, Ermenilerin Azerbaycan topraklarından çekilmesini umut ediyor ve dünyayla bütünleşmek isteğinize katılıyoruz. Alımlı sesiniz barış çığlığınızın daha yükseklere kalkmasını, tüm dünyada evrende duyulmasını diliyor. Bu yolda tüm uğurlarınıza seviniyor, sizi ve sesinizi tüm kalbimize destekliyoruz. Hürmetle Rami Tağıbey, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları İdaresi Dış İlişkiler Bölümü Fahriye evet, Özay. Teşekkür ederim. Biraz tebrik böyle ederim. Kızardı yüzü. Kızacak bir şey yok. Ben bak nedir? Evet. Sevgili Burç, ben hep bunu söylüyorum. Ben bu topraklara veda ederken bir Fahriye Özay vardı. Bunu yaptı ülkesi için diyecekler. Ve ben şimdiden görüyorum o günleri. Yoksa benim cumhurbaşkanım veya başbakanım bunu almış, okumuş, bilmiş hiç önemli değil benim için. İşte, sadece saygı aynen, duyarım cumhurbaşkanıma, aynen. sayın başbakanıma, bütün herkese saygım, sevgim sonsuzdur. Evet. Ama ben
Eğer biraz iz bıraktıysam bu ülkede, benim daha çok yapacak görevlerim vardır. Kendi coğrafyamla, kendi ülkemle ilgili. İşte bak nereye geliyor konu biliyor musun? Bir noktadan sonra enstitülere geliyor. Yeni çocukların da bu güzellikleri yaşama ve yaşatması gerekiyor. Hani bir Zeki Müren vardı. Onun ekolü olanlar devam etti. Ajda Pekkan hala yetiştiriyor. Sezen Aksu hala yetiştiriyor. Evet. Fahriye Özay da yetiştiriyor. Evet. Fahriye Özay'ın mutlaka bununla ilgili planları olduğunu temenni ediyorum. Yeni çocukların da gelmesi. Ama konuşmuyor, anlatmıyor. Her şeyin zamanı var. Her şeyin konuşulmaya ihtiyacı yok. Evet. Az konuşuruz, öz konuşuruz ve yaptıklarımızı anlatmaya devam ederiz. Aynı bu sektör çünkü bu güzellikleri kaldırmak zorunda. Ama bu nedir biliyor musunuz? Evet. 8 tane klibi siz birleştireceksiniz kendi imkanlarınızla. Ve siz bu projeye imza atacaksınız. Evet. Tek başınıza bir insan olarak ve bütün dünya liderlerine bu 8 eseri göndereceksiniz. Ve dinleteceksiniz orada çok özel bir yazı ile kendi ülkeniz adına düşüncelerinizi, halkınıza taşıdığınız sevgiyi o nacizane mektupta anlatacaksınız. Ve bu güzel insanlardan size cevap gelecek ve davet edileceksiniz ve o birçok ülkeye gideceksiniz sessiz bir şekilde. Ve hiçbir şekilde bunu söylemeyeceksiniz, anlatmayacaksınız. Bugün güzel yurttaydım sabah. Evet. Orada işte bir yılbaşı eğlencesi yapıyor, belediye düzenliyor. Orada işte sahne enstrümanlarından bir tanesi, işte bir dünya küre vardı. Kürede şöyle bir baktım, hani dünya aslında ne kadar büyük ne kadar küçük diye konuşulur ya halk arasında. Çok doğru. Aldım dünyayı, sonuçta bir küre. Doğru. Fen derslerinde kullanılan kürelerden. İşte dedim, arkadaşlar dedim, şunun içerisindeyiz, Kıbrıs adasındayız, dönmeye devam ediyor, başımız dönüyor ve hala şikayet ediyoruz. Bak dedim, baktılar şöyle bir, ne oldu? Bir şey olmadı dedim. Neyin kavgasını yapıyoruz? Bir. İki, bu kadar küçük bir dünyada niye hala biz şurada şunu yapacağız, bunu yapacağız? Ya istediğimiz zaman o dünyanın her yerine gidebilirsin. Evet. Sanatını her yere taşıyabilirsin. Evet. Sporunu her yere taşıyabilirsin. Sonuçta istediğin sürece az önceki dediğin noktaya geliyor. Evet. Bugün İngiltere Kraliçesi'yle de görüşmek bir şey değildir. Aa falan değil. O da insan. Usul, uslup çok önemli. Çok önemli. Yani nerede? Şu dil var ya bu ifade yeteneği. Evet. Aa ben de hayır araştır, geliştir, yap. Çok doğru. Eski patronlarından bir tanesi şey derdi Fahriye Özay. Şimdi patron olmak var, bir de patroncuk olmak var, bir de lider olmak var. Evet. O yüzden patronlardan değil de gönlüm her zaman liderlerden yana. Çok doğru. Mustafa Kemal Atatürk tartışılmaz. Onun gibi ona yakın birçok dünyada insan var. Evet. Yani sadece bir ülke liderinden bahsetmiyorum. Evet. Medyada da yine aynı şekilde. Sanat dünyasında da yine aynı şekilde. Doğru örnekleri bulmak ve o izleri takip etmek lazım. Asım Can Gündüz'ün rahmetliğin albümlerinden bir tanesinde Gizli Ayak İzleri diye bir şarkı var. Şiirsel bir şekilde ifade ediyor. Asım abi geldi rahmetli olmadan Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Hikayenin özü şöyle. Çok kısa anlatacağım. Akşamın bu saatinde siz de biraz duygusallaşacaksınız.